Merhabalar sevgili TGRT EU izleyicileri. Afiyet olsun programına hoş geldiniz. Efendim tekrar bayramınız kutlu olsun. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hatta iki konuğumuz var. Hanımlar, beyler ekran başına sizlere çok çok değerli Profesör Doktor Ferit Demirkan ve Serdar Karaağaçlı'yı takdim edeceğiz. Ama önce sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Hafta içi her gün beni sizlerle buluşturan ATS firmasını çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel tencerelerle sizlere hizmet veriyoruz sağlıklı bir şekilde. Ve bu güzel mutfak için Kurttaş'a teşekkür ediyoruz. Kuaförüm Yeşil Yurt'a teşekkür ediyorum, Bediye'ye. Ve de hemen programımıza başlıyoruz. Çok hafif, çok kolay bir şey yapacağım. Çünkü estetikle ilgili çok önemli Acıbadem Fulya Hastanesi'nden profesörümüz bizlerle beraber. Kendisi sadece estetisyen değil, aynı zamanda cerrah. Biliyorsunuz cerrahlık ayrı bir bölüm. Her zaman bunu sizlere hatırlatıyorum. Kendileriyle çok güzel bir program yapacağız. Affınıza sığınıyoruz. Vakit kazanmak için telefon bağlantısı almayacağız. Ama ekrana gelecek numaralardan daha sonra Serdar Karaağaçlı'yı arayabilirsiniz. Hemen hoş geldiniz diyorum. Ferit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Hep beraber inşallah. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Buradan herkesin bayramını bu arada kutlamış olalım. Bayramın son günü. Tüm sistem aleminin, tüm izleyicilerimizin bayramı kutlu olsun. İnşallah daha nice mutlu, huzurlu, barış içinde bayramlar diliyorum herkese. İnşallah hep beraber. Sevgili hanımlar, sevgili beyler. Biliyorsunuz son zamanlarda bir furyadır gidiyor. Göğüs kanseri, meme kanseri hem erkeklerde hem kadınlarda olabiliyor. Burun ameliyatı, saç ekimi beylerin en büyük problemi. Ve de doktor beyle biraz önce içeride de uzun uzun konuştuk. Hanımların en büyük yeni dertleri, yeni yeni. Şuralar var ya şuralar hiç bıçak altına yatmadan doktor bey bu işi yapabiliyor. Buralar var ya hani böyle sarkıyor, görüntüsü çok çok fena. Bunlarla ilgili görüntüler de biz vereceğiz biraz sonra ekrana. Bakalım bu konuda bilgiler alacağız. Ama ben hemen araya gireceğim. Daha sonra doktor beye ve de tabii ki Serdar Bey'e ikram etmek üzere ne yapacağız? Çok kolay bir şey dedik. Çukur bir kap alıyoruz. İçine bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, yarım bardak erimiş margarin, bir bardak nişasta, 2 adet yumurta ve alabildiği kadar unla biraz daha hafif kulak memesi, bildiğiniz poğaça hamuru. Unla beraber ne yapıyoruz? Kabartma tozunu koyuyoruz. Daha sonra hamurumuzu ikiye ayırıyoruz. Kenarlarını yağladığımız kalıbın içine kenarlarını şöyle kaldırarak yerleştiriyoruz. Hangi evinizde hangi malzeme varsa, sucuklu, kavrulmuş kıymalı ne isterseniz ama biz bugün beyaz peynir ve maydanoz koyacağız. Kalan parçayı da üstüne koyduktan sonra üstüne yumurta sarısı koyacağım ve şöyle çatalla 4-5 yerinden delerek 180 derecede yarım saat pişireceğim. Niye nişasta koyuyorum? Kıyır kıyır olsun diye. Reklamlardan sonra tekrar bir tarif vereceğim. Bu arada hiç konuşmayacağım bu konuda. Dikkat ediniz. Evet, değerli doktorumuza hemen ben sormak istiyorum. Son zamanlarda bizim değerli vatandaşlarımızdan en çok hangi problemlerle Acıbadem ve Fulya'da sizin kapınızı çalıyorlar Ferit Bey? Valla en çok erkekler için söyleyeyim, en çok saç ekimi için geliyorlar. Bu ara bir furya patlaması var. Saç Evet. ekimi çok revaçta. Hani neden derseniz teknoloji çok ilerledi. Çünkü saç ekiminde eskiden hatırlarsanız böyle saçlar ekildiği zaman çim adam olunuyordu. Böyle Evet. dik dik saçlar Evet. vardı. Ama şimdi olay değişti. Şimdi çok daha doğal bir şekilde sonuçlar elde etmek mümkün. Sonuçların başarısı, tutma oranları da arttı. Dolayısıyla hastalar sonuçlardan memnun oldukça bu işi çözmek için daha çok müracaat ediyorlar. Türkiye'de bu konuda cidden büyük bir merkez halinde. Yani Serdar Bey de birazdan bahseder belki. Hani Türkiye tıp turizmi konusunda inanılmaz bir atak içerisinde. Dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesiyiz. Ve hastalar sürekli olarak
araştırıyorlar, soruşturuyorlar ve en sonunda hem fiyat olarak hem de hizmet kalitesi olarak iyi buldukları için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani bunlar hem Avrupa'dan hastalar, hem Orta Doğu'dan hastalar, hem işte Kuzey Afrika'dan hastalar, Rusya bölgesinden hastalar. Bunlar hem fiyat hem kaliteyi bir arada buldukları için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bayanlarda ise en çok başvuru liposuction konusunda var ve burun ameliyatları konusunda var. Çünkü biliyorsunuz hani mutfak programındayız, işte izleyicileriniz de belki aynı dertlerden mustariptir. Çağımızın problemi obezite. Maalesef özellikle Batı Avrupa'da bu çok yaygın bir şekilde, bizim ülkemizde de aynı şekilde. Dolayısıyla buna yönelik ilk belki çözümlerden bir tanesi liposuction'la hastaları en azından birazcık toparlamak. Yani liposuction kilo alan, kilo verdiren veya kilolarınıza çözüm olacak bir yöntem değil ama sizi, şeklinizi daha iyi hale getirebilen bir yöntem. Yani bir çeşit heykeltıraşlık gibi düşünün. Hani çok kilolusunuz, 100 kilosunuz, hani biz sizi 70 kiloya indiremeyiz liposuction'la ama en azından belli yerlerdeki aşırı kiloları, onları düzeltebiliriz. Peki doktor bey, zaman zaman halk arasında konuşulan bir şey vardır. İşte karın bölgesindeki yağlarını aldırıyorsun ama sonra tekrardan bu geri geliyor veya oraya gelmezse ne bileyim kalça veya yan taraflara böyle bir şey var mı? Aslında var yani, çünkü biz doğduktan sonra yağ hücrelerimiz 2 yaşından sonra çoğalmıyor. Yani biz, yağ hücrelerimizin sayısı aynı vücutta. Bunlar sadece genişleyip daralabiliyorlar kilo alıp vermemize göre. Biz liposuction'da bu yağ hücrelerini dışarı aldığımız için, yani vücuttan dışarı aldığımız için artık o bölgede bu hücreler kalmıyor ve dolayısıyla hani kilo aldığınızda artık orası değil de başka yerleriniz kilo alıyor. Bu yüzünüz, kollarınız, işte bacaklarınız olabilir veya karaciğeriniz olabilir, karın içindeki organlarınız olabilir. Dolayısıyla liposuction'dan sonra kilo alınması önermediğimiz bir konu. Hastalara da diyoruz ki hani siz zayıflayıp da liposuction'a gelmeyin. Hani kalabileceğiniz kilodayken gelin. Hani biz o ameliyattan sonra da aynı kiloda kalmanızı, hatta biraz verdiğim bir şekilde kalmanızı tercih ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Serdar Bey, şimdi bizi çok değerli bir doktorumuzla, profesörümüzle tanıştırdınız. Evet. Önce teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ama 7 senedir nerelerdeydiniz diye biraz önce de sordum ama çalışmalarınız hakkında bize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Doktor Bey'le nasıl bir koalisyon içindesiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, aslında işin iki boyutu var. Hastalarımızın Türkiye'ye gitmelerinde bir organizasyon boyutu, bir de tıbbi boyutu. Tabii hastaneler işin daha çok tıbbi kısmında faaliyet gösteriyorlar. Bizler ise Medical Travel olarak işin organizasyon kısmındayız. Medical Travel olarak yaklaşık 7 yıl aşkın süredir dünyanın her tarafından Türkiye'ye hasta yönlendiriyoruz aslında. Tamamen bu konuda odaklanmış bir şirketiz. Tıp turizminde, sağlık turizmi dediğimiz alanda faaliyet gösteriyoruz. Nedir bu hizmetlerimiz? Tabii ki önce de hastalarımızın ne tür bir sıkıntısı var onu anlamaya çalışıyoruz. Derdi nedir, sıkıntısı nedir? Varsa muayene sonuçları, raporları, doktor raporları, onları alıyoruz. Derdini önce bir anlamaya çalışıyoruz. O raporları doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Bu sıkıntısının, derdinin çaresi nedir, seçenekler nedir, onları anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki online olarak da soru yanıt hizmetimiz de kesinlikle söz konusu. Aslında biz Türkiye'deki hastanelerin burada eli kolu gözü şeklinde faaliyet gösteriyoruz. Hastalarımıza tedavilerine ve hastaneyi de hastanın gelişlerine aslında bir şekilde hazırlıyoruz. Bunun yanında tabii ki hastalarımızın sıkıntısını ve aşağı yukarı buna çözüm olacak tedavileri belirledikten sonra hem seyahatini hem tedavisini planlamaya çalışıyoruz. Buna tabii ki bilmemiz gerekiyor hastanın ne kadar Türkiye'de kalması gerekiyor. Doktorlarımızdan gelen bilgilere göre, ona göre seyahatini planlamaya çalışıyoruz. Bazı tedavilerde 2 günde olabiliyor, bazı tedavilerde 10 günde kalmaları gerekiyor ya da daha fazla kalmaları gerekiyor. Bunları doktorlarımıza danışarak iyi bir şekilde organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Eğer hastalarımız isterlerse uçaklarını, otellerini ayarlıyoruz. Şimdi onu soracaktım. Onları evet, da bir şekilde hallediyoruz. Biz tabii ki işin içerisinde olduğumuz için hangi havalimanından uçaklar kaçta kalkar, hangi hava yoluna daha uygun fiyat olur, bunların hepsini bilebiliyoruz. Hastalarımız aslında bize başvurduklarında hiçbir şey yapmalarına gerek kalmıyorlar. Sadece uçağa binmeleri gerekiyor. Onlara uygun oteller de ayarlıyoruz. Otellerde en önemli
kıstaslardan bir tanesi otellerin iyi bir otel olması, özellikle hijyenik anlamda temiz olmaları çok kesinlikle önemli. Çünkü evet, ameliyatlardan sonra mutlaka odalarının belli bir standartta olması gerekiyor. Sadece temiz ve hijyenik anlamda emin olduğumuz otellerle çalışıyoruz. Ve aynı zamanda hastaları çok fazla yormamak adına hastaneye yakın oteller seçiyoruz ki ameliyattan sonra çok fazla İstanbul trafiğinde saatlerce geçirmesinler diye onlara uygun, hastanelere yakın iyi otelleri seçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hastalarımız uçaktan indikleri zaman Acıbadem Hastanesi'nin VIP, Uluslararası Hasta Servisi'nin göndermiş olduğu VIP şoförler vasıtasıyla havaalanından onları özel olarak aldırıyoruz. Bunlar kesinlikle shuttle buslar falan değil, hastalarımız için özen gelmiş şoförler. Tedavinin, randevunun durumuna göre bazen doğrudan hastaneye götürülüyor hastalarımız, bazen de otellerine götürüyorlar. Daha sonra randevu saatine ve güne göre tekrardan otelden alınıyorlar, hastaneye getiriliyorlar. O esnada doktorumuz hastamızı tanıyor, bir ön görüşme oluyor. Hastamız doktorumuzu tanıyor. Tekrardan bir ön görüşmede sorun nedir, öneriler nedir, acaba önce konuşulanlara uyuyor mu, uymuyor mu, o bir tespit ediliyor. Arkasından hastamızın tabii ki bir sürü soruları oluyor. Doktorlarımız o soruları yöneltiyorlar. Eğer başka bir soruları yoksa o zaman tedavi planına geçiliyor. Ne tür bir tedavi, nasıl olması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunlar konuşuluyor ve plan kısmına geçiliyor ve randevu ulaşılıyor tekrardan. Hastamız duruma göre tekrardan oteline dönüyor ya da o gün içerisinde tedavisi başlıyor. Tedavisi olduktan sonra da bazı durumlarda, özellikle estetikte, bir ya da iki gün hastanede kalmaları söz konusu olabiliyor. Ve ardından tekrar hastalarımız otellerine götürülüyor. İş burada da bitmiyor. Muhakkak ki biz özellikle estetik ameliyatlarda mutlaka ameliyat sonrası muayeneler de yapıyoruz. Yani kimseyi ameliyatından sonra hadi bakalım senin işin bitti, uçağa bin geri dön, iyisin sen demiyoruz. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle bunlar çok önemli şeyler. Hiçbir risk almak istemiyoruz. Hocalarımızın ne zaman derse ki doktorlarımız, hocalarımız, Ferit Bey, tamam bu hastamızın durumu stabildir, bu hastamızın gidebilir, iyileşme süreci yolundadır dediği anda da planlanmış uçağı geri gönderiyoruz ya da gerekirse uçağını öne alıp ya da başka bir güne de aktarabiliyoruz ki önemli olan orada kişinin sağlıklı bir şekilde gidebilmesi. Orada önemli olan günlük hayata başlayabilecek mi hasta, başlayamayacak mı? Kriter odur. Eğer günlük hayatına devam edebilecekse hastamızı uçağına tekrardan gönderiyoruz. Ama bununla da bitmiyor tabii ki olay. Hastalarımız ülkelerine gönderdikten sonra medical travel olarak biz onlara hemen bir anket gönderiyoruz. O anketin içerisinde bizimle alakalı, hizmetimizle alakalı bir sıkıntıları var mı onları soruyoruz. Tedaviyle alakalı, karşılamalarla alakalı, hastaneyle, doktorla alakalı, şehirle alakalı sorular yöneltiyoruz. Kapsamlı bir anket uyguluyoruz ki ilk etapta herhangi bir sıkıntı, bir şikayet varsa onları hemen öğrenip özellikle tıbbi anlamda onun çarelerini bulmaya çalışıyoruz. Medical travel olarak da bizi diğer firmalardan ayıran bir özellik de özellikle İsviçre'de anlaşmalı hekimlerle beraber çalışmamız. Biz en fazla göz, lazer, estetik, tüm estetik uygulamaları A'dan Z'ye, saç ekim uygulamaları, tüm ağız ve diş sağlığı hakkında diş tedavileri, evli olup da çocuğu olmayan çiftler için tüp bebek uygulamaları. Aslında Acıbadem Hastanesi'nin A'dan Z'ye tüm birimleri mevcut. Her türlü tedavi için hastalarımız gelebilirler. Bu konularda da çalıştığımız doktorlarımız var İsviçre'de. Bu doktorlarımızla çalışmamızın sebebi, gitmeden önce herhangi bir tekteye ihtiyaçları varsa, ön muayene ihtiyaçları varsa bu doktorlarımızla bu raporları, bu muayeneleri alabiliyoruz orada. Ve ardından ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntıları, dertleri olduğu zaman gidebilecekleri, anında acil durumlarda gidebilecekleri bir hekimleri olması son derece önem arz ediyor. Bir sıkıntıları olduğunda bizim anlaşma doktorlarımıza gidebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bu işin kalitesini mutlaka çok üst düzeye, çok profesyonel bir noktaya getiriyor. Ayrıca hocalarımız da özellikle Ferit Bey yaklaşık 3-4 ayda bir süre bazında sürekli İsviçre'ye geliyor. Bilgilendirme günlerimiz, gecelerimiz oluyor. Bunun faydası da şu: hastalarımız Türkiye'ye gitmeden, seyahatleri başlamadan doktorumuzla tanışabiliyorlar, ön muayene olabiliyorlar. En önemlisi bu. Biraz evet, önce biraz onu soracaktım. Doktor-hasta ilişkisi çok önemli bu konuda. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Ön muayeneleri olabiliyor. Doktorlarımıza sorularını sorabiliyorlar İstanbul'a gitmeden önce. Aynı zamanda tedaviden sonra tekrar geldiklerinde de aynı doktorunu kendisi tekrar görebiliyor. Tekrar sorularını, şikayetlerini, dertlerini anlatabiliyorlar. Tabii
şikayetleri, dertleri derken yani burada çok sürekli dert, sıkıntı varmış gibi de bir algılı, yanlış algılamaya da sebep olmayalım. Bunlar hep kaliteyi artırmak anlamında kontrollü bakımlar. Evet, kontroller. Yani biz hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyoruz. Kalite olarak amacımız dünyanın en kaliteli hizmetlerini, Türkiye'nin en kaliteli, en lüks hastanelerinde ve çok değerli doktorlarımız da Avrupa'dan daha uygun rakamlara yaptırabilmek amacımız. Evet. Aşağı yukarı böyle özetleyebiliriz çalışmalarımızı. Evet, çok güzel özetledik. Sevgili izleyiciler, zaman zaman ekrana gelen numaraları lütfen kaydediniz. Bu güzel, şu anda da ekranda Serdar Bey'in anlattığı gibi her konuda, plastik cerrahi konusunda profesörümüzle de şimdi konuşacağız. Hangi konuları içeriyormuş? Doktor Bey, şimdi siz biraz önce konuştuğumuz gibi işte yağ emme dediğimiz ve yağları alma, onun dışında burun ameliyatları, saç ekimi, göz kapağı ameliyatları, evet. Ve biraz sonra da yönetmenim ekrana getirecek sevgili izleyiciler, hiç ameliyatlı bir müdahale olmadan şu gıdıların gitmesi hanımların en büyük problemi, onlarla ilgili doktor beye sorularımızı soralım. Bir burun ameliyatı için kaç güne ihtiyaç vardır doktor bey? Her burun ameliyat olabilir mi? Şimdi aslında buruna göre bir süre tanımlamak lazım. Ben şimdi Serdar Bey çok güzel anlattı demin. Aynı konuda belki bir ufak şeyi biraz daha vurgulamak istiyorum. Hani Acıbadem hastaneleri Avrupa'da yeni çalışmaya başlıyorlar. Ve bu hastanelerin en önemli prensiplerinden bir tanesi de hasta güvenliği. Şimdi tıp turizminde de hasta güvenliği çok ön planda. Neden? Çünkü siz kalkıyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, gidiyorsunuz, bir ameliyat oluyorsunuz, geri geliyorsunuz. Hani bunu kaç günde yapacaksınız, kaç gün ayıracaksınız, ne zaman döneceksiniz, döndükten sonra sizi neler bekliyor, sizi takip edecek birileri var mı? Bu olayların hepsi en çok da aslında burun ameliyatı için geçerli. Neden? Çünkü burun ameliyatı eğer tam anlamıyla yapılıyorsa bir burun kemiğinin kırılmasını gerektiriyor. Dışarıdan bu kemeri aldığımız zaman belki görüntülerde yönetmenimiz verebilir. Buradan görebiliyor muyuz bilmiyorum. Yönetmenim hazır mı acaba bizim görüntülerimiz? Evet, şu anda Acıbadem Fulya Hospital'ı tanıtıyoruz. Evet, burada da bir burun ameliyatı iki basamaktan oluşuyor aslında. Oradan bakarak anlatabilirsiniz doktor bey. Bir tanesi bu burun sırtındaki kemer en büyük problemimiz. Biz Akdeniz ırkıyız. Hani Türkiye'de Karadeniz burnu dünya çapında meşhur bir burun aslında. Evet. Estetikçiler arasında hani Karadeniz burnu teknikleri var, evet. Hatta tanımlanmış. Doğru. Bu kemeri almamız gerekiyor. Bu kemeri aldığımız zaman bakın burada görüyorsunuz üst kısmında bir açıklık, düzlük oluşuyor. Bu düzlüğü gidermek için de bu yandaki kemikleri kırarak bunu ortada böyle iskambil kağıdı gibi kapatıyoruz. Dolayısıyla biz burada bir kemik kırığı yaratıyoruz. Kemik kırığının iyileşmesi çok uzun bir şey. Yani 6 hafta sürüyor neredeyse. Dolayısıyla biz bu hastanın en az bir haftasında Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Neden? Çünkü ilk alçısını yapacağız, çıkaracağız. İlk alçısı çıktıktan sonra belki ikincisini yapacağız. Masajını göstereceğiz vesaire. Dolayısıyla burun hastaları belki de estetik ameliyatlar içerisinde en uzun Türkiye'de kalması gereken hasta grubu. 10 gün kalsalar benim için çok daha iyi olur. 10 gün. En az bir hafta da yeterli. Bu hastalarda bir grup hasta daha var. Onlarda sadece burun ucu ameliyatı gerekiyor. Mesela buradaki şekilde de görebiliriz. Sadece kemeri yok ama burnun ucu çok geniş veya burnun ucu düşük aşağıda olabilir. Başka problemler olabilir. Bu hastalarda biz sadece burun ucuna yönelik bir ameliyat yaptığımızda bu hastanın kalış süresi de çok daha kısa olabilir. Hani bunlar 3-4 gün içerisinde dönebiliyorlar. Evet. Peki bir göğüs ameliyatı için doktor bey kaç güne ihtiyaç vardır? Kanserli göğüsle normal göğüs küçültme, göğüs büyütme, hı-hı, yani tabii ki koyacağınız silikona da bağlı değil mi? Evet. Eskiden başka metotlar uygulanıyordu. Şimdi meme uçları çevresi kesilerek mi yapılıyor yoksa alttan mı? Hangisini, hı-hı, tercih ediyorsunuz şimdi siz? Meme büyütme ameliyatları diye isterseniz şey yapalım. Bir gene ekrana verebiliriz belki. Geldi ekranda. Evet. Şimdi bunu hani koltuk altından koyanlar var. Memenin altından koyanlar var. Bir de meme başının çevresinden koyanlar var. Şimdi bunlar içerisinde aslında şu anda hani gelen bilimsel olarak şey en
geçerli yöntem memenin altından koymak. Neden? Kesinlikle. Çünkü koltuk altından koyduğumuz zaman biz bu şeye çok hakim olamıyoruz. Nasıl koyduğumuzu, özellikle anatomik dediğimiz implantlar, yani böyle aşağıya göre damla doğru açılan, damla gibi açılan implantlar, bunlar belli bir şekilde durmak zorundalar. Yani kendi aksları birazcık saptığı zaman asimetriler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunu kontrol etmek oradan çok zor. Meme başından çok popülerdi. Çünkü sanki hiç iz yokmuş gibi oluyordu. Ama sonra bu gösterildi ki buradan konduğu zaman biz protezi arkaya koymaya giderken bir meme dokusunu kesmemiz gerekiyor. Meme dokusu biliyorsunuz süt vermek için yapılmış bir organ. Ve buradaki süt tübülleri, incecik tübüller meme başından dışarı açılıyorlar. Dolayısıyla ortada biz bu tübülleri kestiğimiz zaman bir kirli bir alana girmiş oluyoruz. Çünkü bu tübüller meme başından dışarıya açıklar. Yani cerrahi olarak bir steril alanımızı kaybediyoruz. Bu implantların çevresinde bir takım kendi cilt florasının mikropları yapışıyorlar. Ve uzun vadede bu kapsül kontraktür dediğimiz, bu meme büyütme ameliyatlarında en çok korktuğumuz ve oranları da %30'lara kadar çıkabilen bir komplikasyon. Buna daha çok rastlayabiliyoruz. Yani kapsül kontraktürünü belki seyircilerimize nasıl anlatırız bilmiyorum ama bir silikon implant konuyor. Her şey çok güzel. Normalde silikon hiç elinize gelmiyor aslında. Hiç fark edemiyorsunuz bile içeride bir şey olduğunu. Ama kapsül kontraktürü olmaya başladığı zaman bu önce bir sertleşmeye başlıyor göğsü hastanın. Daha sonra bu göğsünün şekli de değişiyor. Çünkü içeride bu implantın etrafında bir zar gibi bir şey oluşuyor. Ve bu zar giderek böyle sıkılaşıyor. Sonunda da ağrılı hale geliyor ve implantı değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu tür olayların aslında meme altından, yani meme başının altından girişlerde daha fazla olduğu gösterildiği için biz şeyi tercih ediyoruz, meme altı. Meme altından, evet. Ben de sevgili izleyiciler hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi kalıbıma yerleştirdim kenarlarında. Şimdi hemen ortasına hazırladığım maydanozlu beyaz peynirimizi yayacağım. Üstüne de tekrar bir kat daha hamur ince bir şekilde koyacağım. Çatalla delerek yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Peki doktor bey, göğüs ameliyatlarında göğüs silikon koyduran bir genç kızımız, bir anne adayı meme verebilir mi? Çocuğuna süt verebilir mi? Tabii verebilir. Yani hem meme küçültme ameliyatlarında hem büyütme ameliyatlarında biz meme kanallarını, süt kanallarını koruyoruz. Hem girdiğimiz yere bakarak deminki örnekte olduğu gibi, hem küçültmelerde de bu süt bezlerini kesmeden küçültebileceğimiz teknikleri seçerek süt verme olayını korumaya çalışıyoruz. Ama şunu da söylemek gerekir ki hani normalde hiç ameliyat olmamış kadınların bile sadece %70'i süt verebiliyor. Hani her kadın zaten pek çok nedenden dolayı süt veremiyor olabilir. Ama bizim ameliyatlarımız bunları etkilemiyor. Etkilemiyor. Saç ekiminde kaç güne ihtiyaç vardır? Saç ekimi en kolayı, hani bugün geliyorsunuz, saçınız ekiliyor, yarın dönüyorsunuz. O kadar basit. O kadar basit. Evet. Peki. Çünkü lokal anesteziyle yapılıyor. Hani biraz uzun sürüyor, belki 4-5 saat sürüyor ama ertesi gün bir kontrol ediyoruz, özellikle saçları aldığımız arka kısmı. Daha sonra da hastaya nasıl yıkayacağını berberimiz gösteriyor hastanede. İlaçlarını alıyor ve geri gidiyor hastamız. Evet. Peki bunun için sadece 2 gün yeterli diyorsunuz. 2 gün yeterli, evet. Genellikle hastalar gruplar halinde geliyorlar. Yani erkek arkadaşlarıyla beraber geliyorlar. Hani bunun öncesinde veya sonrasında hani Türkiye'de pek çok tura çıkan hastalarımız da oluyor. Yani bunu şekilde değerlendirmek isteyen. Çünkü 2 gün sürdü ve çok da sıkıntılı olmadığı için. Şu anda ekranda doktor bey, isterseniz. Evet. Şimdi burada bizim kullandığımız teknik fouet dediğimiz, arkadan tek tek saçları alıp ön tarafa tek tek getiriyoruz. Bunun eskisine göre ne farkı var derseniz, eskiden kafanın arkasından ameliyatla bir şerit alıyorduk. Bayağı bir ameliyat. Ondan sonra oraya dikiş atıyorduk. Orada bir yara oluşuyordu. Evet. Bu yaranın iyileşmesi, bıraktığı izler gibi sorunlar oluyordu. Ama şimdi arkada hiçbir iz kalmıyor. Onun dışında tek tek alıp getirdiğimiz için biz saçlara bir styling yapabiliyoruz. Yani bir hair styling olayı var. Bu daha doğal olmasına da yol açıyor. Neden? Çünkü hani saçlarımıza bakarsanız açıları buralarda, aşağıya doğru, öne doğru. Burada belki biraz şu şekilde 45 derece açıyla. Dolayısıyla biz bunu hastanın kendi saçının, yani mevcut kalan saçların özelliklerine, gençlik fotoğraflarına bakarak, eski alın çizgisi neredeymiş ona bakarak ve kendi istekleri de doğrultusunda. Yani saçını nasıl taramak istiyor, nereye göre ayırıyor. Şu anda zaten. Evet. Buna göre biz bir saç hair styling de yapıyoruz aynı zamanda bu ameliyatta.
Burada da bu saç ekiminde ne kadar saç kullanacağız? Yani kaç tel ekeceğiz? İşte 3000 mi 5000 mi giderek artan rakamlar da duyuyoruz. Ortada 7000 tane ektik diye ekeceğiz diyenler var. Halbuki böyle bir şey yok aslında. Bunun bilimsel olarak nasıl yapıldığı bu örnekte görülüyor. Biz saçı dökülen hastalarımızı bu sınıflamaya göre sınıflıyoruz. Bir sonraki resmi alabilir miyiz? Mesela burada tip 4 diye çıkan hasta, o resim görülmemiş burada. Tip 4 çıkan hastanın ihtiyacı aslında belli. Bu 2500-3000, 2500 ortalama 2800 graft gerekiyor bu hastaya. Yani bizim burada verdiğimiz şeyler, rakamlar belli bir sınıflamaya dayalı oluyor. Şimdi hastalar genellikle şu şikayette gelebiliyorlar. İşte şu paraya 4000 tane ekiyorlarmış, buna 5000 tane ekiyorlarmış. Evet, böyle konuşuluyor. Bir ticari bir şey var burada aslında. Bu çok yanlış. Neden? Çünkü bizim bu fue tekniğiyle arkadan alabileceğimiz 6000 tane saç teli var. Yani arkada iz bırakmadan alabileceğimiz 6000 tane saç telimiz var. Ama bizim saçlarımız zaman içerisinde dökülmeye devam ediyor. Hani şu ortada işte alın açıklığı diye alın açıklığı diye başlıyor. Sonra hepsi de dökülebilir. Dolayısıyla bizim bu hastanın ömrü boyunca kullanabileceğimiz 6000 tane saç limiti var. Biz bunun 3000'ini şimdi kullanalım. 3000'i de daha sonra 5 yıl sonra 10 yıl sonra bunu kestiremeyiz ne zaman olacağını, ama kendi saçları döküldüğü zaman, kalan kendi saçları döküldüğü zaman rötuş yapabilecek kadar elimizde bir şey kalması gerekir. Dolayısıyla bizim burada bir ekonomik strateji izlememiz gerekiyor hastanın yeterli saçı olmadığı için. Bir başka noktada mesela burada da görüyorsunuz ekranda bir sonuç. Bu en ciddi sınıflardan bir tanesi. Bu hastaya 3500 tane ekilmiş. Hani şöyle diyebilirsiniz, burada hala arkalarda biraz seyreklikler var, işte hani sonuç nasıl olmuş falan. Aslında buradaki beklenti şöyle olmalı. Bizim normalde şöyle bir alandaki saç miktarımız 10 ile 12 bin folikül arasında. Şimdi bizim elimizde de 6000 tane saç var, tel var. Biz bunu ancak bir seferde 3000'i kullanabiliyoruz ya da 3500'ünü. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş bir kamuflaj cerrahisi. Yani biz hiçbir zaman hastaya sizin 20 yaşınızdaki o çok gür saçlı halinizde olacakmışsınız diye bir şey vaat edemeyiz. Zaten vaat kimse vaat edemez. Ama bizim yapabileceğimiz şey saçları en az iz bırakarak ve en ekonomik şekilde kullanarak hastanın geleceği açısından bir kamuflaj cerrahisi yapmak ve bu kamuflajı da iyi yaptığınız zaman, yani saçların yönü iyi olduğu zaman hasta genellikle bundan memnun kalıyor. Evet. Zaten Acıbadem Hastanesi'nin de diğer hastanelerden en büyük farklarından da bir tanesi burada. Yani Türkiye'nin aslında Acıbadem Hastanesi en eski özel hastanelerinden bir tanesi. Evet. Aslında bu işin başlangıcı diyebiliriz Acıbadem Hastanesi. Orada da tabii ki bir sertifikasyondan da bahsetmek lazım. Acıbadem Hastaneleri, Fulya Hastanesi de ona keza dünyanın en zor ve en kapsamlı özel hastane sertifikalarından olan Joint Commission International sertifikasına haiz bir hastaneler grubu. Bu A'dan Z'ye tamamen hastaların hasta güvenliğine dayalı. Hastaneler için değil de hastaların güvenliği için yapılmış bir sertifikasyon aslında. Acıbadem Hastaneleri de bu sertifikasyona ilk sahip olan hastanelerden bir tanesi Türkiye'de. Dünya çapında da ancak birkaç yüz hastane var bu sertifikasyonu alabilen. Çok zor, çok kapsamlı bir sertifikasyon. Hatta bu sertifikasyon içerisinde hastane bir aile geldiğinde çocuk kaçırıldığında ne yapılacağına dair bütün senaryoların hazır olması gerekiyor. Bütün hastaların nerede karşılanacağı, nasıl ön muayenelerin, görüşmelerin yapılacağı, bunların kayıtları ne kadar tutulması gerekiyor, her şeyin en ince detayına kadar yazılması gerekiyor. Bu da Acıbadem Hastanesi'ni diğer hastanelerden ayırıyor ve hocamızın da az önce söylediği gibi dürüst bir hastane diyebiliriz. Hastalarımızın çok büyük beklentileri varsa bunlar daha baştan söyleniyor. Yani ne olacaksa, ne bekleniyorsa, ne yapılabilecekse o söyleniyor. İşte baştan, ya biz seni baştan yaratırız, işte 20 yaşındaki gibi olursun, 30 yaş gençleşirsin gibi yaklaşımlar. Ne medical travel'ın yapacağı iş işe ahlakına yakışacak tavırlar olur, ne de Acıbadem'in kalitesine yakışacak şeyler olur. Biz bunlardan tamamen uzağız. Biraz da ekranlardan herhalde uzak durmamızın sebebi bugüne kadar buydu. Ekranlarda, televizyonlarda çok fazla sayıda reklam dönüyor. Biraz biz bunlardan kendimizi hafiften bir geri tuttuk. Çünkü öyle bir furya başladı ki önü arkası kesilmedi. İrili ufaklı bir sürü hastaneler, kuruluşlar iş içerisine girdi. Aslında hem medical travel hem Acıbadem bu işin ilklerinden bir tanesi. Biz işimizi sağlam yapmak istiyoruz. Yani oradaki amacımız
birdenbire binlerce hastaya ulaşıp da daha sonra onları kendi kaderlerine bırakmak değil, az ama öz ve kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Evet, aslında belki ben şimdi söylemem yanlış olur ama isim kullanmayacağım. Yurt dışındaki insanları bu konuda çok suistimal eden doktorlarımız var. Evet, ne yazık ki. Hatta ve sevgili izleyiciler, bütün internette yayınlandı resimleri. Çok üç çocuk annesi bir hanımefendi buradan işte telefon ediyor. Üç çocuktan sonra yağlarım beni çok rahatsız ediyor. Fakat buradaki doktorların hepsi kalp hastası olduğunu, şeker hastası olduğunu bildiği için ameliyata almıyorlar doktor evet. Bey. Ve Türkiye'de şimdi ismini veremeyiz. Zaten gazeteler falan da yazdı. Bu bey işte şu kontoya, hesap numarasına, bankaya şu kadar para yatırın. İşte sekreter size bir numara oda ayıracak. Şu gün geliyorsunuz ve kadıncağız 3 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra da vefat etti. Çocukları, eşi, annesi başında. İşte 15 bin euro parayı hemen yatırmış. Parayı aldıktan sonra randevusu verilmiş. Yine Köln'de yaşayan bir hanımefendiydi. Meğerse kalp hastasıymış. Tabii ki dayanmamış. Siz en azından burada TGRT EU ekranlarında bizimle hiç program yapmadı doktor bey. Onu da hemen söyleyelim. Beni de zaten ilgilendirmiyor ama siz bu konuda çok hassas olduğunuzu kesinlikle. Doktor bey de söyledi. Başından beri kesinlikle. Söylüyorsunuz. Ben Kadıköy'lü olduğum için bu hastane bana hiç yabancı değil. Onun için ama tabii ki ben biliyorum. Türkiye'nin göz bebeği. Hatta sigorta yaptırmaya gittiğiniz zaman sağlık sigortasına bile Türkiye'de hemen yazıyorlar. Acıbadem Hastanesi'nde tedavileriniz yapılabilir mi diye. Tabii, bir artı. Onu da biliyorum. Çok büyük artıları olan kesinlikle. Bir hastane. Kesinlikle. Yani o dediğiniz konuda mesela bize bir hasta geldiğinde herhangi bir tedavi için özellikle estetikte hem medical travel kendisine soruyor. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Büyük rahatsızlığınız var mı? Kullandığınız ilaçlar var mı? Kaç günden beri kullanıyorsunuz? Hangi dozajda kullanıyorsunuz? Niçin kullanıyorsunuz? Bunları biz medical travel olarak baştan not alıyoruz. Ardından tekrar Acıbadem'e gittiğinde hastalarımız orada bir daha bu sorular kendilerine yöneltiyor. Yani o soruşturmayı biz aslında iki kez yapmış oluyoruz ki yani evet. Önce bırakması gerekiyor, söylüyoruz. Sigara içiyorsa bırakması gerekiyor evet. Bazı ameliyatlar için özellikle. Hani onları biz burada danışarak Serdar Bey'le hastanın kesmesini sağlıyoruz. Bir de mesela böyle bir kötü olay bizim bütün camiamızı etkiliyor. Yani bir hastaya bir şey oluyor evet. Bir yerde. Evet. Bizim emin olun o sırada İstanbul'daki vakalarımız da kesiliyor. Yani herkes bir korkuyor. Çünkü neden? Estetik, keyfe keder yapılan bir ameliyat. Yani bir hasta değilsiniz aslında. Hani bunu daha iyi hissetmek için yapıyorsunuz. Yani estetik ameliyat olan hastaların amacı aslında nedir? Hani daha şekilli olmak mıdır? Hayır, daha mutlu olmak yani. Evet, aynaya baktığı zaman doktor bey yani ben ne kadar güzelmişim. Ya da bundan kurtuldum hani bu sorunum çözüldü. Yani evet. Bir mutluluk hissetmek, kendini iyi hissetmek için hastalar ameliyat oluyor. Böyle kötü bir olay bizim hepimizin işini bozuyor etkiliyor. Ve aslında hiç de böyle kötü bir izlenim de bırakıyor. Yani sanki bu ameliyatlar çok tehlikeli. Evet, yapılmayacak hastalar var hakikaten. Bunları biz eleyebiliyoruz elimizdeki tekniklerle. Komplikasyonlar var olabilecek. Bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Yani bu ameliyatta bu bir ameliyat mesela meme küçültme veya liposakşın ameliyatını 10 tane hastaya yapın. Onun da ayrı riski olabilir. Bunları baştan hastayla konuşmak gerekiyor. Ve mesela en çok rastlanan şeylerden bir tanesi karın germe veya liposakşında. İşte çok kilolu bir hanımsa eğer bacak damarları tıkanıyor. Akciğerine emboli atabiliyor. Hani bu olabilecek bir komplikasyon ama doktora düşen hani böyle komplikasyon olabilir. Senin de başına geldi demek değil. Hani bunun olmaması önlüğü için almak. Ne yapması gerekiyor? Biz bakıyoruz varisleriniz var mı? Hani varisleri varsa öncelikle buna bir Doppler istiyoruz. Doppler'de bir genişleme çıktıysa bu hastanın böyle bir olay yaşama şansı çok yüksek. O zaman onu şeye danışıyoruz. Kalp damar cerrahisine ve öncesinde gerekiyorsa önce varis ameliyatı ne oluyor? Sonra liposakşın yaptırıyor. Hani böyle bir hasta güvenliği maalesef önemli ama çok kimse de bilmiyor. Çünkü estetik ameliyatlar hep basında
Öyle çok lay lay dom işte ameliyat bile değil. Evet. Öğle arası gittim yüzümü gençleştirdim işte. Evet tamam. Öyle ekranlarda bazı sanatçılar işte yemek arasında gittim. Hemen göz kenarıma bir dolgu yaptırdım. İşte dudağıma dolgu yaptırdım. Bakın şimdi buradayım falan diyorlar. İnsanların da güvenci hakikaten kalmıyor sevgili izleyiciler. Ama şimdi estetik cerrahi derken bir de hemen doktor beye ne dedik? Aynı zamanda cerrah yani cerrah olması çok çok önemli bir şey. Kolunuz bacağınız koptuğu zaman ancak onu bir cerrah dikebiliyor. Bu da çok çok önemli. Sadece estetik uzmanı değil, değil mi doktor bey? Yanlış tanımlamıyorum evet, sizi. Evet, şöyle bir fark var. Çok iyi bir konuya temas ettiniz bence. Şimdi estetisyenler var Türkiye'de. Onu demek istedim. Bir dönem böyle bir şey bakanlık yönetmeliklerindeki bir boşluktan dolayı böyle bir insanlar eğitildiler, sertifika aldılar. Türkiye'de bunu yapıyorlar. Ama sonra anlaşıldı ki aslında bu estetisyenlerin yaptığı dolgular bilmem neler, lazerler, şunlar bunlar aslında çok ciddi invazif işlemler. Yani invazif derken vücudunuza bir şey veriliyor. Bu dolgu yanlış yere verilirse bir sinir hasarı yaratabilir, işte bir alerjik reaksiyon yaratılabilir. Dolayısıyla bakanlık bunları sonra yasakladı ve sadece plastik cerrahlar veya dermatologlar, medikal estetik dediğimiz yani ameliyatsız olan işlemleri sadece bu iki grup doktor, branş doktoru yapabiliyor. Bunlar içerisinde de bence hani bu şimdi dermatolog hocamız olsa belki onunla tartışırdık ama estetik, medikal estetik bir işlem yaptırmaya gittiğinizde atıyorum mesela yüzünüzde bir hafif böyle buralarınız kırış, sarkmış, burada da bir hafif gevşemeniz var. Hani siz bana geldiğinizde ben buna diyebilirim ki ben buna dolgu yaparım ama hani bu bunu kaldırmaz çünkü şişince kalkıyor. Onun için evet. Size öncelikle bir hafif germe ameliyatı lazım diyebilirim. Ama bu hastamız bir dermatolog hocamıza gittiğimiz zaman bu hocamızın bu ameliyatın endikasyonunu koyma bilgisi maalesef yok. Yani hani o nereye kadar dolguyla olabilir bu iş? Nereden sonra bir estetik ameliyat olması gerekir? Her hocamız söylemiyor. Söyleyen hocalarımız var elbette ki ama herkes bunu şey yapamıyor ve ortaya estetik kazazedeler çıkıyor. Hani onunla ilgili evet. De bir resim vardı ama koymadık. Böyle onlara alien diyoruz. Yani uzaydan gelmiş gibi bir yeni bir insan ırkı gibiler. Yani dolaşıyorlar. Evet. Türkiye'de pek çok meşhur ünlünün başına geldi. Dünyada var. Da geldi. Yani işte böyle Michael inanılmaz Jackson büyük, gibi oldu Michael çoğu. Jackson mesela. İnanılmaz büyük yanaklar. Buralarda böyle şu çukuru düzelteceğim derken buralarda böyle kabarmış hani hiç olmayacak şeyler ve insanlar böyle gezmek zorunda kalıyorlar. Bir de en az eriyorsa şansına hani 6 ayda eriyorsa ne iyi. Bazen erimeyenlerini koyuyorlar ki en büyük hata. Dolayısıyla hani bunlardan kaçmak için estetisyenleri değil bence plastik cerrahları tercih etmeleri gerekiyor her konuda. Evet ben onu şey çok iyi. Tabii İsviçre'de buyurun. Özellikle hala hazırda estetik ameliyatlar için Türkiye'deki kanunlar çok daha iyi bu konuda. Bazı ameliyatlarda estetik cerrah olmanız ne yazık ki şart değil. Yani burada bir aile hekimi dahi İsviçre'de bazen eğer sertifikasını almışsa ne bileyim bir liposakşın yağ aldırma yapabiliyor. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet çok ciddi söylüyorum ve buna biz insanlara anlatmakta bazen hatta zorluk çekiyoruz özellikle fiyat karşılaştırmalarında. Tabii ki hocamız plastik cerrahiyle aldığımız fiyatı o gidiyor aile hekiminden aldığı liposuction fiyatıyla karşılaştırıyor. Orada tabii ki sorun yaşıyoruz bazen yani anlatmakta. Ama son derece aslında tehlikeli şeyler bunlar. Yani bir anda Acıbadem Hastanesi'nin dünyaca ünlü dünyanın her yerinde eğitim almış son derece değerli bir doktorumuz da ameliyat olacak. Çok lüks bir hastanede, çok iyi koşullarda, hijyenik koşullarda ameliyat olacak. Öbür taraftan aile hekimliğinin tarafından yapılan bir ameliyat var. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Praksiste yapıyorlar, muayenehanede evet, yapıyorlar. Yani bunlar hep korktuğumuz şeyler. Geçen günler beni bir hasta aradı. Dedi ki ben işte İstanbul'a gideceğim. Kaç gün kalacaksınız? İşte 2 gün kalacağım. Liposuction yapıp ondan sonra aynı gün ben dönmek istiyorum. Dedik ki olmaz. Ya niye olmaz? Şöyledir böyledir. Ya dedik biz bunu böyle yapmıyoruz. Yani biz daha bir ciddiyetli yapmak istiyoruz. Doktor belki, kontrolünde. Evet yani başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Belki uçağa atlayacaksınız hiçbir şey olmayacak. Ama biz her türlü riski bertaraf etmek istiyoruz. İstanbul'da kalmanızı istiyoruz. Birkaç gün en sonunda emin olduktan sonra size geri göndermek istiyoruz dedik. Hastayı kaybettik. Ama sağlık olsun. Yani bizim oradaki tabii ki para kazanıyoruz bundan ama bu demek değildir ki özellikle tıp turizminde sağlık söz konusu olunca her şeyin önemlisi hastanın güvenliği.
Evet. İnsanların sağlığını kaybetme pahasına da bunu yapmıyorsunuz. Kesinlikle, en önce sağlık. Kesinlikle. Evet. Ekrandaki numaraları lütfen kaydedin sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Doktor Bey'le yine beraber olacağız. Serdar Bey'le yine beraber olacağız. Bu kez daha başka konulara da döneceğiz. Yağ alma, yağ nasıl? Ben bir de yağ dokuları nasıl cilde yerleşiyor onları soracağım Doktor Bey'e. Kısa bir reklam aramız var. Hemen İsviçre'deki adreslerimizi, telefon numaralarımızı yazarsanız sevineceğim. Reklamlar.